İlk karakterimiz Goblin. Neden bilmiyorum ama Korelilerde dehşet bir hayalet korkusu var. Başka derdim yok. Çok saçma. Böyle bir aslan gibi kaslı bir yapısı var. İşte ama vücudu pullarla kaplı. Gerçekliğine zaten inandıkları için dizilerinde çok fazla yer veriyorlar böyle efsanelere. O yüzden bence siz yine de çok hayal etmeyin. Hani bizim bu Lee Dong-wook da olsa, Jong Il-woo da olsa. Efsaneye göre Gumiho'nun o tablodan kurtulmasının tek bir yolu var. Kurbanlarını yutmadan önce onları ormanın derinliklerine çağırıyor. Dünyanın abi en anlamsız şeyi. Çok saçma. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Uzağın Doğusu'na hoş geldiniz. Bendeniz Sümeyye Saraç. Bugün böyle birazcık daha Kore'nin eskilerine ya da ne bileyim daha gizemli, daha korkutucu taraflarına ele almak istedim ki zaten böyle bir istek de gelmişti. Kore'nin efsanelerini yapar mısın? İşte mitleri, efsaneleri, o tür yaratıkları çok fazladır çünkü Kore'nin. Onları yapar mısın diye bir soru, istek gelmişti. Ben de onun üzerine dedim ki neden olmasın diye araştırmamı yaptım ve şu an bu videoyu çekmek için karşınızdayım. Şimdi bunun araştırmasını yaptığım zaman internette iki türlü şey rastlıyorum. Birisi Kore'nin daha böyle işte geçmişten gelen efsanevi mitleri, yaratıkları, işte halk arasında artık yaygınlaşmış yaratıklar. Bir tanesi de şehir efsaneleri dediğimiz şey. Şehir efsaneleri böyle daha ürkütücü. İnsanlar arasında işte yayılmaya başlamış. Çok daha böyle işin korkutucu tarafını anlatan şeyler. Şimdi geleneksel olanlarla başlayalım. İlk karakterimiz Goblin. Goblin'i bence artık Kore ile yolu bir şekilde kesişmiş olan ve bu diziyi izlemiş olan herkes ne olduğunu biliyordur. Dokkebi. Yani Goblin, bizim sevgili Gongyo'cuğumuzun canlandırdığı Goblin'den bahsediyorum. Bu aslında efsanevi bir karakter. Sadece Kore'de değil, aslında dünyanın her yerinde bir Goblin karakteri mevcut. Fakat çok farklılıklar gösteriyor bu Goblin karakteri. İşte kimi yerde çok çirkin, itici, işte tamamen insanları sinir etmek için var olmuş bir yaratıkken bir tarafta yo, tam tersi insanlara iyilik yapan, hatta neredeyse tanrı seviyesinde karakterler olarak anlatılıyor. Özellikle batı taraflarında daha böyle çirkin, ufak tefek, mini minnacık, işte bizim belki de ona cin diye tabir edebileceğimiz hani gıcık karakterler kısacası. Tamamen insanları gıcık etmeye yönelik böyle şakalaşan, tabii sinir bozucu şakalardan bahsediyorum. Böyle bir karakterken Kore'nin Goblin'i yani Dokkebi çok daha farklı. Daha kadınları hatta etkileyen, işte insanlara yardım eden. Hatta balıkçılar işe çıkmadan önce Goblin'e dua ederlermiş bir tanrı gibi. Ve Goblin'in de insanları o şekilde koruyup kolladığına inanılırmış. Fakat dizideki Goblin çok daha farklıydı aslında. Dizideki Goblin'in şöyle bir hikayesi vardı. Bir lanete maruz kalıyor ve 1000 yıl o lanet yüzünden yaşamak zorunda kalıyor. O lanetin kırılması için de bir kız bulup onunla bir evlilik yaşaması gerekiyor, yapması gerekiyor. Ve tabii ki de onun sonucunda da Kim Go-eun'u buluyordu. Biliyorsunuz zaten yaş farkları da epey vardı. Hem gerçek hayatta hem dizide. O şekilde bir hikayesi var dizinin. Tabii ki yine tanrı seviyesinde insanlara yardım ediyor. Yeri geliyor böyle sessiz sedasız birilerinin yanına yaklaşıp onların hayatlarını düzeltiyor, iyilikler yapıyor falan. Dizideki Goblin de aslında böyle bir karakterdi. Ve bazı kaynaklarda da kadınları büyülediği söyleniyor. Tabii ki o Dokkebiler, yani kadınları büyüleyen o Dokkebiler Gongyo gibiyse bence bu çok da bir sakıncalı olmaz diye düşünüyorum. Gelelim dünyaca aslında ünlü olan ve Kore'de de çok fazla inanılan bir efsaneye. Kyushin. Ne demek Kyushin? Hayalet demek. Yani bu dediğimiz gibi zaten dünyanın her yerinde hayaletlere inanan insan sayısı çok fazla. İşte ölülerin çeşitli sebeplerle ruhlarının öbür tarafa gitmeyip de bu dünyada sıkışıp kaldığını düşünen ve buna inanan insan sayısı çok fazla. Ve bu Kore'de iki katına çıkıyor. Neden bilmiyorum ama Korelilerde dehşet bir hayalet korkusu var.
Ve o yüzden de mesela çok fazla görüyoruz işte dizilerinde, filmlerinde, programlarda mesela. Running Man'de bunun goy goyu çok döner. Mesela bazı binaları işte oyun amacıyla tabii ki de böyle kapkaranlık. İçinde değişik değişik hayalet figürleri, işte insanları böyle hayalet makyajı yapıp o şekilde korkuttukları çok olmuştu grup üyelerini. Ve aklı çıkıyor özellikle birkaçının. Lee Kwang-soo, Yoo Jae-suk gibi. Nedir mesela hayalet? Korelilerde daha çok böyle uzun siyah saçlı, o saç bazen böyle önüne düşer, suratını kapatır. İşte bembeyaz bir kıyafet, nedense çoğu kadındır. Erkek de var ama erkek çok az. Süzülerek gider falan, hani yürümez süzülür. Böyle kafayı bir anda çevirir falan. Saçma sapan, korkunç olması için böyle bir dünya uğraşılan karakterler. Yani hayalet sanıyorum dediğim gibi dünyanın her yerinde zaten dikkat çeken, belki de inanılmak istenen bir şey. Çoğu da mesela şöyle bir hikayesi var. İşte intikam, işte intikam diyor ya, Murat Soner izliyor musunuz bilmiyorum ama onun bir intikam deyişi var. Mesela ölümü üzücü olmuştur, bir şey olmuştur. Onun intikam almadan öbür tarafa geçmeme durumudur bu hayaletin, bu dünyada kalma sebebi. İşte sıkışıp kalmıştır, o intikamı alır, ondan sonra gider falan. Yani her yerde böyle gerçi bu. Supernatural diye bir dizi çektiler sırf hayaletler için. Doğaüstü diye. O yüzden Kişin Kore'de de dünyada da sanıyorum asla eskimeyecek olan ve asla popülaritesini kaybetmeyecek olan bir efsane olarak kalmaya devam edecek. Gelelim Heqi'ye. Heqi aslında Çin'den geldiğine inanılan bir yaratık. Böyle çok değişik bir karakter. Bunun heykelleri falan çok var sağda solda. Böyle bir aslan gibi kaslı bir yapısı var. İşte ama vücudu pullarla kaplı. Keskin dişler var falan. Böyle değişik bir yaratık. Ve bunu da şununla bağdaştırmışlar. Ve bu yeni bir şey değil tabii ki. Çok eskilerden gelme, ta böyle Kore'nin en tarihi dönemlerinden gelme bir karakter bu Heqi. Onun da şöyle bir anlamı var. Adalet, tamamen adil, tamamen dürüstlüğü temsil ediyor ve aslında kötülerin, adil olmayanları karşısında duran bir yaratık normalde Heqi, efsaneye göre. O yüzden mesela zamanında da krallar kıyafetlerine Heqi'nin sembolünü işletmişler ki bu da ben de adil bir insanım, sadık bir insanım ve halkım için varım anlamına geliyormuş aslında. Kötülüklerin karşısındayım anlamına geliyormuş. 2008 yılında bu yaratık Seul'ün resmi figürü haline gelmiş ve Gyeongbokgung sarayının ana kapısı olan Gwanghwamun'da da oranın önünde de bu heykel mevcutmuş. Aynı zamanda Heqi'nin dizisini de çektiler. Başrollerinde Jong Il-woo ve Gohara oynuyordu. Ben henüz izlemedim ama sanıyorum orada da zaten karakterler tamamen bunu temsil ediyormuş. Adalet için savaşan karakterlermiş. İzlediğimde de daha çok emin olacağım inşallah. Bu da Kore'nin uzun zamandır inanılan efsanevi karakterlerinden bir tanesi olarak listede yerini alıyor Heqi. Grim Reaper, yani bizim bildiğimiz ismiyle Ruh Bekçisi. Ruh Bekçisi İsmet Akık 9 Gün dizisinden beri gelen bir isim. Çok da hoşumuza gitmişti. Nedir Grim Reaper? İnsanları bu dünyadan, ölen insanları bu dünyadan alıp öbür dünyaya götüren bir nevi rehber anlamına geliyor. Ve bu da Kore'de gerçekten var olduğuna inanılan karakterlerden bir tanesi. Dizilerde çok fazla görüyoruz bunu aynı zamanda. Ki yıllar yıllar önce 49 Gün diye bir dizi çektiler. O dizinin ana karakterlerinden bir tanesiydi. Jong Il-woo oynuyordu. Jong Il-woo'ydu o karakter. Aynı zamanda şimdi yeni dönemde Goblin'de de Lee Dong-wook canlandırdı harika bir şekilde. Yine o da bir ruh bekçisiydi. Gerçekliğine zaten inandıkları için dizilerinde çok fazla yer veriyorlar böyle efsanelere. Bizde de sanıyorum bunun karşılığına bakmak gerekirse Azrail olarak mı çeviririz bilmiyorum ama belki de onlarda da onu anlatmak istemişlerdir. Odur karşılığı. Çünkü yani yabancılarda çok vardır ya böyle bir tırpan vardır elinde, simsiyah giymiştir, böyle bir cübbe vardır falan. Suratını asla görmeyiz. Sadece belki bir tık gözleri görürüz falan. Tamamen korkutucu, böyle insanı geren bir tiptir. Korelilerde de bu. Eski dönemler için özellikle bakarsak onlarda da bir simsiyah ama geleneksel Kore kıyafeti giymiş tiplerdir, karakterlerdir. Ve böyle simsiyah büyükçe şapkaları olur onların.
Kore'nin yine geleneksel şapkalarından bahsediyorum. Tabii ki yeni döneme baktığımızda gayet modern, gayet şık, yakışıklı beyler nedense ruh bekçisi olarak gösteriliyor. O da belki daha sempatik yapmak adınadır ama Korelilerde de şöyle bir inanış var. Eğer ruh bekçilerini, Grim Reaper'ları hayal ederseniz, onları düşünürseniz bu başınıza kötü şeylerin geleceği anlamına gelirmiş. O yüzden bence siz yine de çok hayal etmeyin. Hani bizim bu Lee Dong-wook da olsa, Jong Il-woo da olsa, türevleri de olsa bence siz onları yine de çok hayal etmeyin. Boş verin. Geçelim biz bunu. Geldik bir diğer efsanevi karaktere, Gumiho. Bunu da büyük bir çoğunluğunuz biliyorsunuz. Çünkü bunu da çok fazla dizilerde orada burada gördük ki bunun en popüler dizisi My Girlfriend is a Gumiho'ydu. Benim de ilk izlediğim dizilerden bir tanesiydi. Lee Seung-ki ve Shin Min-ah oynuyordu başrollerinde. Gumiho rolündeki kişi Shin Min-ah'ydı. Ben tabii onu izlerken bunun gerçek bir efsane olduğunu bilmiyordum. Ne tuhaf bir hikaye bu demiştim ama meğersem zaten böyle bir hikaye varmış ve onun dizisini çekmişler. Gumiho efsaneye göre şöyle bir karakter. Aslında bir tilki ama insan formatında, öyle bir görüntüsü var. Ve çok güzel bir kadın, çok çekici bir kadın. Erkekleri çok kolay etkileyebilen bir kadın güzelliğiyle. O yüzden de mesela erkekler bunun güzelliğine kanıp böyle tuzağına düşüyor. Bu da onların ciğerlerini veya kalbiniydi, tam hatırlamıyorum. İki farklı bilgi var bu konuda. Onu yiyor ve o yüzden de onların ölmesine sebep oluyor. Çünkü bu aslında bir tilki. O yüzden de bunu lanetliyorlar ve bir tabloya hapsediyorlar. Kuyruksuz bir tilki olarak bir tabloya hapsediyorlar. Efsaneye göre Gumiho'nun o tablodan kurtulmasının tek bir yolu var. O da bir avelin, bir safın gelip ona o tabloya 9 tane kuyruk çizmesi. Onu yaptıktan sonrasında Gumiho serbest kalıp yine kaldığı yerden oyunlarına, şeytanlıklarına devam edebiliyor. Şimdi efsanenin bir kısmı böyle ama çok değişiyor bu. İlk bir Çin şiirinde adı geçiyor bu karakterin. Bak Munsu adında bir kız olarak anlatılıyor. Ormanda tek başına yaşayan bir kız bu ve onun o tilki kokusu yüzünden, öyle bir kokusu olduğu için de köpeklerin ona saldırdığına dair de bir hikaye var. O yüzden de sanıyorum ondan kaynaklı, o şiirden kaynaklı Gumiho dendiği zaman hep kadın canlandırıyor veya kadın düşünülüyor. Ama yanlış bilmiyorsam yeni çekilmeye başlayacak dizilerden bir tanesinde Gumiho var ve Gumiho bir erkek. Hatta galiba Lee Dong-wook canlandıracak o karakteri. Bakalım o nasıl bir şey olacak, onu da merakla beklemiyor değilim. Çünkü Gumiho efsanesini hep kadın olarak izlemeye alışmıştı bünyemiz. Evet, demiştik ya Kore'de çok fazla hayalet kültürü var, çok fazla inanıyorlar bu efsaneye, işte hayaletlerin gerçekten var olduğuna, işte ruhların, özellikle öfkeli ruhların öbür tarafa geçmeyip bu dünyada sıkışıp kaldığına ve insanlara zarar verebildiğine inanıyorlar. Bunlardan yine bir tanesi Chonyo Kishin, yani bakire hayalet. Ve bu hayalet efsanelerinin içinde en kötü şöhrete sahip olan hayalet. Yani ne demek oluyor bu? Evlenmeden, hiçbir erkekle bir birliktelik yaşamadan ölmüş kızların hayaletleri. Ki bununla ilgili de yine bir Oh My Ghost diye çok severek izlediğim bir dizi vardı. Öyle bir bakire hayalet gidemiyordu öbür tarafa. Hiçbir erkekle öyle bir şey yaşamadım ben, yaşamak istiyorum deyip bu dünyada sıkışıp kalıyordu. Dünyanın abi en anlamsız şeyi. Çok saçma. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yani düşünsenize, bir insanın tek derdinin, genç bir kızdan bahsediyorum, tek derdi bu olabilir mi ya? Aa, ben hiçbir erkekle evlenmedim. O yüzden gidemem öbür tarafa. Önce benim bu dünyada bu işi halletmem lazım. Başka derdim mi yok? Çok saçma. O yüzden öyle bir hikayeleri var. Aslında bu biraz da daha geçmiş dönemlerden genç kızları korkutmak amaçlı yapılmış bir şey. Çünkü biliyorsunuz Kore geleneklerine çok bağlı bir ülke olduğu için haliyle kadınların da bizim gibi aslında evlenip çoluğa çocuğa karışmasının gerekli olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de sanıyorum çocuklarını bu şekilde kandırmışlar. Gençleri bu şekilde korkutmaya çalışmışlar. Bak evlenmezsen, eğer evlenmeden önce ölürsen sonra gidemezsin, kalırsın bu tarafta diye böyle dedikoducu teyzeler var herhalde. Ya da böyle felaket tellalı teyzeler. Bak aman ha aman, önce evlenip çoluğa çocuğa karış ki öldüğünde öbür tarafa gidebilesin. Böyle şey mi olur ayol? Denilebilirmiş bence o sırada.
yine bir hayalet. Bu da nedir? Mulk işi, yani su hayaleti. Su hayaleti de nedir? Suda, işte nehirde, denizde, orada, burada boğularak ölmüş, hayatını kaybetmiş insanların hayaletleri. Yalnız öldükleri için, tek başlarına öldükleri için de yaşayan insanları böyle suya suya, kendine kendine çekmek gibi bir olayı varmış bu mulk işinlerin. Ki bunun da en çok olduğuna inanıldığı yerler bizim çok aslında böyle tatlı bildiğimiz Han Nehri. Han Nehri'nin böyle ürkütücü bir özelliği varmış. O yüzden aman diyeyim, dikkat edin. Han Nehri'nde gece vakti tek başınıza dolaşmayın. Hadi gündüz hayalet dediğimiz şeyler çok ortaya çıkamıyorlar. Fakat geceleri dikkat edin kendinize. Maazallah. Şimdi biri çeker sizi böyle içeri içeri. Gelelim son karakterimize. Changsan Bom. Changsan Tiger, yani Changsan Kaplanı. Nedir bu? 2010 yılında ilk defa forumlarda konuşulmaya başlanmış böyle bir yaratığın görüldüğü. Beyaz böyle kürkü olan, bembeyaz tüyleri olan, dört ayaklı kaplana benzeyen bir yaratık, değişik bir tipi varmış anlatılana göre. Böyle bir resim görmüştüm ama çok saçma bir görüntüydü. Busan'da bulunan Changsan Dağı'nda görüldüğü söyleniyormuş daha çok. Aynı zamanda Incheon, Gwangju ve Gyeongsan'da da gördüğünü söyleyenler olmuş. Söylentilere göre bu kaplanın şöyle bir yeteneği var. Kurbanlarını yutmadan önce, bakın burası önemli, kurbanlarını yutarak öldürüyor. Kurbanlarını yutmadan önce onları ormanın derinliklerine çağırıyor. Bunu nasıl yapıyor? Yardım isteyen bir kadın veya bir çocuk sesi çıkarabilmek gibi bir yeteneği var. Bu sayede insanları ormanın derinliklerine çekip ıssız bir yerde tenhada kıstırıyor. Kıstırdıktan sonra da muhtemelen hüp diyor, içine çekiyor kısaca. Yani anladığım benim efsaneden bu. Bu arada bunun da bir filmini çekmişler. Bu yaratığın anlatıldığı adı The Mimic. Filmde şöyle bir hikayesi var. Ana karakter çocuğunu yakın bir zamanda kaybediyor ve bu yaratık da kendisini o çocuğun sesine çok benzeyen bir kız çocuğu gibi gösteriyor. Sanıyorum yani muhtemelen o karakterleri o şekilde ormanın içine çekiyordur diye düşünüyorum. Ben filmi izlemedim ama anlatılan hikayeden öyle anladım. Herhalde ana karakteri o şekilde kandırıp ormanın içine çekiyor ve galiba onlar da bununla savaşıyorlar falan filandır diye düşündüm. Yeter bu kadar şimdilik. En azından efsanevi karakterler bu kadardı. O zaman daha fazla lafı uzatmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.